Her şey Yavuz Sultan Selim'in manevi bir rüyadan aldığı mesaj ile tarihin akışını değiştirecek olan Mısır seferine çıkmasıyla başladı. Osmanlı ordusunun önündeki en büyük engel, dünya üzerinde kimsenin geçmeye cesaret edemediği Sina Çölü'ydü. Fakat Sultan Selim korkusuzdu. Efsanevi atı kara dumanı çöle doğru sürdüğünde, dünya liderleri onların oradan bir daha çıkamayacakları konusunda hemfikirdi. Uçsuz bucaksız çölün ortasına geldiklerinde, ordunun başına öyle bir şey geldi ki, az sonra dinlediğinizde tüyleriniz diken diken olacak. Güneşin kavurucu sıcaklığında çöl kumları üzerinde akıl almaz bir macerayı hazırsanız başlayalım. Tarih 1517. İstanbul Topkapı Sarayı'nda sıradan bir geceydi. Ta ki sarayın kapı ağası Hasan'ın gördüğü bir rüya ile uyandığı o ana kadar. Hasan Ağa, tarihin akışına yön verecek bir rüya görmüş olduğunun henüz farkında değildi. Ama gördüğü rüyanın etkisini üzerinden atabilmesi de kolay olmayacaktı. Rüyasında çok özel birisinden Yavuz Sultan Selim'e iletmesi için heyecan verici bir mesaj almıştı. Gördüğü bu rüyayı sultana anlatmak için sabırsızlanıyordu. Yavuz Sultan Selim de sık sık etrafındaki kişilere görmüş oldukları rüyaları sorar, onları dinlemekten keyif alır ve bu rüyalarda bir mesaj olup olmadığını anlamaya çalışırdı. Daha önce rüyaların gizemi hakkında hazırladığım videoda bahsetmiştim hatırlarsanız. Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam bizlere rüyaların 3 çeşit olduğunu bildirmiştir. Birincisi salih rüyalar olup bizzat Allah'tan bildirilen müjdeleri içerir. İkinci tip rüya ise şeytanın verdiği vesveseler ve üzüntülerdir. Sonuncu çeşit rüya ise kişinin kendi kendine konuştuğu ve günlük yaşamın etkisiyle gördüğü rüyalardır. Hasan Ağa'nın görmüş olduğu rüya ise Allah-u Teala'dan gelen bir müjde olmalı ki az sonra dinlediğinizde siz de hak vereceksiniz. Kapı ağası Hasan sabah olup Sultan Selim'le bir araya gelince ona kendisiyle ilgili bir rüya görmüş olduğunu söyledi. Bunu duyan Yavuz Sultan Selim heyecanla ondan ne görmüş olduğunu anlatmasını istedi. Bunun üzerine Hasan Ağa rüyasında görmüş olduklarını tek tek anlatmaya başladı. Sultanım, rüyamda bu eşiğinde oturduğumuz kapının şiddetli bir şekilde çalındığını gördüm. Sesi duyar duymaz kapıya koşturduğumda kapının hafif aralanmış olduğunu fark ettim. Aralıktan bakınca harem dairesinin etrafında başlarında sarıklar bulunan bir sürü insan gördüm. Ellerinde bayraklar ve silahlarla hazır bekliyorlardı. Ama en önemlisi kapının hemen dibinde duran nur yüzlü 4 kişiydi. Bu 4 kişinin de ellerinde birer sancak vardı. Kapıyı çalan kişinin elinde ise padişahımızın sancağı vardı. O kişi bana "Ziyaretimizin sebebini biliyor musun?" diye sordu. Şaşkın bir şekilde etraftaki kalabalığa bakıyordum. "Neden geldiniz?" diye sordum. Bana kalabalığı göstererek "Burada gördüğün kişiler Resulullah Efendimizin ashabıdır." dedi. Bizleri Resul-i Ekrem Efendimiz gönderdi. Sultan Selim ona selam söyledi ve buyurdu ki Mekke ve Medine'nin hizmeti kendisine verildi. "Kalkıp gelsin," dedi. Bu gördüğün 4 kişinin biri Ebu Bekir, diğeri Ömer, biri Osman ve seninle konuşan ben ise Ali'yim. "Resulullah'ın selamını hemen Sultan Selim'e ilet," deyip ardından geldikleri gibi uzaklaşıp gözden kayboldular. Hasan Ağa heyecanlı bir şekilde hem rüyasını anlatıyor hem de ağlıyordu. Duydukları karşısında Yavuz Sultan Selim de gözyaşlarına boğuldu. "O halde yapılacak şey belli," dedi. Arabistan seferi gerçekleşmeliydi.
1516 yılında Suriye, Lübnan ve Filistin topraklarına hakim olarak Osmanlı'ya dahil eden Yavuz Sultan Selim'in şimdiki rotası ise Mekke ve Medine'nin hemen öncesinde Mısır'a girmek olacaktı. Peygamber Efendimiz ile diğer bazı peygamberlere, sahabe ve İslam büyüklerine ait eşyaların önemli bir kısmı, Hülagü'nün Bağdat'ı işgali sırasında Mısır'a kaçan Abbasi Hanedanı mensupları tarafından Mısır'a götürülmüştü. Sultan Selim, Mısır'ı fethederek Peygamber Efendimiz'den kalan bu kutsal emanetleri de onların elinden kurtarmalıydı. Mısır'ı Osmanlı topraklarına dahil etmeyi başardığı vakit Mekke ve Medine'nin de önü açılacaktı. İşte şimdi maceranın en heyecanlı bölümüne geldik. Sultan Selim ve askerlerinin Mısır fethi için geçmesi gereken Büyük Sina Çölü. Kuşların bile 500 metreden içeriye girmeye cesaret edemediği o yer. Sıcaklığın 60 dereceye kadar yükseldiği 60 bin kilometre karelik bu yer hakkında bakın kimler neler söylemiş. Emir Timur: bu çölü ancak ölmek isteyen biri geçebilir. Napolyon: ordumu asla buraya çıkarmam. Cengiz Han: ordu bu çöle girerse asla çıkamaz. Dünya tarihinde teknoloji gelişip modern araçlar üretilinceye kadar kimsenin geçmeye cesaret edememiş olduğu Sina Çölü için Yavuz Sultan Selim ne mi dedi? Orduyu hazırla Hasancan. Sina Çölü'ne giriyoruz. Sultan Selim, Sina Çölü hakkında buranın insan işi olmadığı konusundaki uyarılardan haberdardı. Ama onun aklında tek bir şey vardı. Allah-u Teala bu toprakları, denizi, kumları insanlara hizmet etsin diye yaratmıştı. Sultan Selim yola Allah için çıkıyordu. Allah'ın emirlerini yaymak için harekete geçmiş olmanın, üstelik Peygamber Efendimiz'den rüya yoluyla alınmış bir mesajın da varlığıyla tüm inancı yerinde olan Sultan Selim'in, bütün dünyanın geçilemez lakabı verdiği bu yerden Allah'ın izni ve yardımıyla geçebileceğine olan inancı sonsuzdu. İmparatorluğun muhteşem gücü Mısır seferi için yola çıkmıştı. İlk durak Gebze'nin hemen yanındaydı. Ordunun geçtiği yol zengin ve yeşil bağlar, bahçelerle süslüydü. Asmalarda üzümler ve ağaçlardaki elmalar adeta göz alıyordu. Yavuz Sultan Selim Han bir an durdu ve kendi kendine sordu: acaba askerlerim sahibinden izinsiz olarak üzüm ya da elma toplayıp yiyor olabilir mi? Hemen Yeniçeri ağasını yanına çağırdı ve "Ağa, bu bir emirdir. Tüm askerlerin heybeleri kontrol edilsin. Eğer bir elma veya üzüm bulunursa o asker hemen benim huzuruma getirilsin," diye talimat verdi. Yeniçeri ağası birkaç saat içinde tüm askerlerin heybelerini kontrol ettirdi. Sonra Yavuz Sultan Selim Han'ın huzuruna çıkarak şöyle dedi: "Hünkârım, tüm askerlerin heybelerini kontrol ettik. Tek bir üzüm veya elma bulamadık. Üzüm asması ve elma ağaçlarını da kontrol ettik. Hiçbir koparılma izi yoktu." Sultan Selim Han bu haberle sevinçten uçtu ve ellerini açarak "Ya Rabbi, sana şükürler olsun. Bana haram yemeyen bir ordu bahşettin. Eğer ordu içindeki bir asker sahibinden izinsiz bir meyve koparmış olsaydı Mısır seferini iptal ederdim," dedi. Daha sonra Yeniçeri ağasına dönerek "Çünkü ağa, haram yiyen bir ordu ile şehirlerin fethi mümkün olamaz," diye ekledi. "Ben bu orduyla dünyayı bile fethederim." Uzun süren bir yolculuğun ardından Yavuz Sultan Selim ve ordusu nihayet Sina Çölü'nün başlangıcına ulaşmışlardı. Yüzlerce kilometre uzunluğundaki koca bir belirsizlik tüm gerçekliğiyle önlerinde duruyordu. Peki şimdi ne olacak? Paşalar ve askerler içinde Sina Çölü'nü nasıl geçebileceğine dair büyük tereddütler vardı.
Osmanlı İmparatorluğu'nun korkusuz lideri Yavuz Sultan Selim ordusuna cesaretlendirici konuşmasını yaptıktan sonra derin bir nefes aldı ve duasını ederek efsanevi atı Kara Duman'ı çöle doğru sürmeye başladı. Ordu da arkasından harekete geçti. Sultan Selim'in bu cesareti askerlere neredeyse yaşanmaz olan bu boşlukta başlarına gelebilecek her türlü zorluğa karşı hazırlıklı olmaları için ilham veriyordu. Kavurucu sıcaklık ve nadir bulunan su kaynakları askerlerin hayatta kalma mücadelesini sürdürmeyi zorlaştırsa da İslam'ın gerektirdiği şekilde teyemmüm ile abdest almayı öğrenmişlerdi. Bu onların iradelerini sadece daha da güçlendirdi ve birbirlerine olan bağlılıklarını perçinledi. Çöl geçişinde sayısız tehlike onları bekliyordu. Çöl akrepleri, zehirli böcekler ve yılanlar kumların arasında gizlenmiş bir şekilde avlarını beklemekteydiler. Üstelik bu canlıların zehirleri askerleri öldürmeye yeterliydi. Bir başka tehdit ise askerlerin serap görmesiydi. Daha önce çölü geçmeye çalışan orduların askerleri serap gördüklerinde kumlara atlayıp yüzmeye çalışmış ve bu şekilde birçok zayiat verilmişti. Ayrıca çölde onları bekleyen canlılar sadece zehirli böcekler değildi. Çöl yürüyüşü sırasında konaklama esnasında ordulara gerilla saldırıları gerçekleştirilmekteydi. Botlarının içine kum girmemesi için onları sıkı sıkı bağlayan askerlerin birçoğunda egzama ve mantar rahatsızlıkları çıkması da kaçınılmazdı. Ve ilk defa çöl geçişi yapacak olan Türk ordusu böyle bir duruma alışkın değildi. Osmanlı'nın Sina çölünde olduğunu duyanlar bunu başarabileceklerine ihtimal vermiyorlardı. Günde 30-40 kilometre bir mesafe kat eden Osmanlı çölün en zor kısmıyla yüzleşmişti. Gündüzleri 50 derecenin üzerine çıkabilen sıcaklık gece olduğunda 0 dereceye kadar düşüp dondurucu bir hale geliyordu. İnsan vücudu böylesine çetin bir mücadeleye nasıl dayanır? Derken günler sonra her şeyin daha da zorlaştığı bir anda hiç beklenmedik bir olay yaşandı. Ordu tüm engelleri aşıp çölün ortasına gelmeyi başarmıştı. Fakat bir o kadar daha yol gitmeleri gerekiyordu. Tam o sırada Yavuz Sultan Selim yürüyüşü durdurarak atından indi ve yola yürüyerek devam etmeye başladı. Bu durum ordunun diğer üyeleri, vezirler, beyler ve sipahiler arasında şaşkınlığa yol açmıştı. Neden padişahları yürüyordu? Bu durumu merak eden vezirler, sultanın en yakın arkadaşı ve sırdaşı olan Hasan Can'ı yanına gönderdiler. Onun, sultanın neden yaya yürüdüğünü öğrenmesi gerekiyordu. Sultanın yanına yaklaşan Hasan Can hafifçe sordu. "Sultanım, herkes merak ediyor. Neden yürüyorsunuz?" Yavuz Sultan Selim'in yanıtı kendi içinde büyük bir anlam barındırıyordu. "Ey Hasan Can, İki cihan sultanı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam önümüzde yaya yürürken biz nasıl atın üzerinde olabiliriz?" Nasıl yani? Hasan Can duydukları karşısında şok olmuştu. Bu cevapla padişahın yürüyüşünün altında yatan manevi anlam ortaya çıkmıştı. Yavuz Sultan Selim, Peygamber Efendimizin çölde onlara eşlik ettiğini görmüştü. Onun bu sözlerinden sonra ordudaki diğer herkes atlarından inerek yürümeye devam etti. Güneşin kavurucu sıcağında bir müddet bu şekilde yol alan ordu, kendisini bekleyen ikinci bir mucizeden habersiz bir şekilde yollarına devam ederken gökyüzünde aniden kara bir bulut beliriverdi. Ve ardından gök gürültüsüyle birlikte tüm çöl zorluğunu ortadan kaldıran rahmet bulutlardan aşağıya süzülmeye başladı. Önce bir damla düştü, sonra bir diğeri ve birdenbire gökyüzü ağlamaya başladı. Yüzyıldır yağmayan yağmur, Allah adına yola çıkan Osmanlı'nın geçişi sırasında Sina çölüne yağmaya başlamıştı. Suyun değmesiyle sıkılaşan çöl kumu üzerinde yürümek bir anda kolaylaşıverdi. Yavuz Sultan Selim ve ordusu gökyüzünün bu nadir nimetinin tadını çıkarırken yorgunluklarını unuttular ve yürümeye devam ettiler.
Yağmur ordunun moralini yükseltti ve onları daha da güçlendirdi. Bu sadece bir yağmur değildi, bir dönüm noktasıydı. Çölü geçen bir ordunun tarihini değiştiren bir olay. Sonunda 13 günlük bir çöl yolculuğunun ardından Mısır topraklarına ulaşılmıştı. Mısır'ı fetheden Yavuz Sultan Selim, Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in emanetleri olan Hırka-i Saadet ve Sakal-ı Şerifi'nin yanı sıra daha pek çok kutsal emaneti kendi himayesine geçirerek onları güvenli bir şekilde İstanbul'a götürmeyi başardı. Bugün Topkapı Sarayı'nı ziyaret ettiğimizde bu emanetlerin nasıl efsanevi bir yolculuğun sonucunda buraya getirilmiş olduklarını bilmek ve hatırlamak insanı duygulandıran bir başka etken. Unutmayın, Allah adına yapılan bir iş çiçek açmayı bekleyen bir tohum gibidir. Ahvali dertli olanın dermanı Allah'tır. Dermanı Allah olanın derdi mi vardır? Yeri gelir en zor zamanlarda bile ışık saçar. Yeri gelir, geçilmesi imkansız çölleri bile bir okyanusa çevirir.